Programımızda sıra şimdi Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümüne geldi ve şunu konuşmayı çok istedik hocamla, arada da konuştuk acaba hangi konuyu bugün değerlendirelim diye. Şimdi artık havalar da ısındı, dedim ki hocam hepimizin şu son 5 kilosu sorun olmaya başladı. Nasıl vereceğimizi de pek bilmiyoruz. Bu anlamda gelişen teknolojiler neler diye sordum, bunu konuşalım Şahlacığım dedi Özgür hocam. Konuşalım hocam. Nasıl vereceğiz bu son 5 kilo? Son 5 kilo. En kritik 5 kilo. Aynen. Çünkü kilo arttıkça sondaki kilo rakamı giderek değişiyor, giderek artıyor. Bu sefer 5 kilo 5 kilo olmaktan çıkıyor. Tabii zayıflama dediğimiz zaman hemen aklımıza genel manada kilo verme, obeziteyle mücadele etme, bir de bölgesel zayıflama konusu geçiyor. Bölgesel zayıflama tabii sizin de çok iyi takdir edeceğiniz gibi hanımefendilerin ilgi alanını çeken belirli bölgelerde, karın bölgesinde, basen bölgesinde, karnın sırtın alt bölümünde, arka bölümünde var olan o tatsız bölgeler, sporla, egzersizlerle, diyetlerle gitmeyen ve her geçen yıl azar azar üzerine ilave olarak kıyafetlerin üzerinize olmasını engelleyen o kilolar. Evet, biz bunlar için bölgesel zayıflama tekniklerini kullanıyoruz. Bölgesel zayıflama tekniklerinde spor egzersiz hareketleri çaresiz kaldığı durumlar oldukları için enjeksiyonel olarak o bölgenin eritilmesini de çok istemedikleri, cerrahi olarak o bölgelerin alınmasını istemedikleri için hanımefendiler cihaz teknolojilerini kullanıyoruz. Neler bunlar? Dondurarak zayıflama teknikleri bunların başında geliyor. Hocam dondurarak derken yani orada o bölgedeki yağ mı donduruyorsun? O bölgedeki yağın ısısını, vücut ısısının altına, hatta çok altına, hatta eksi derecelere getiriyoruz. Hücre içerisinde yağ vakuelleri, paketlenmiş yağ gruplarını, bir nevi kimyasal yapısını eksi derecelerin altına kısa süreli indirdikten sonra bölge içerisinde bir olumsuz bir dolaşım yaratıyoruz. Vücudumuz bu yapı taşlarını, biriktirdiği yağ vakuellerini artık işine yaramayacağını düşünerek atmaya başlıyor. Tamamen fizyolojik bir süreçle bu atma işlemi tamamlanıyor. Birkaç hafta içerisinde tamamlanıyor. Ve bu süreci kolaylaştırmak amacıyla lenf drenaj sistemlerini, vücut şekillendirme sistemlerini de devreye sokuyoruz tabii ki. Bütün hepsi bir araya geldiği zaman dondurularak bölgenin zayıflatılması ve aynı zamanda bunun taşınarak lenfatik sisteme dahil edilmesiyle birlikte zayıflama gerçekleşiyor. Bir de bunun yanı sıra şekillendirmeler geliyor. Karşımıza çıkıyor. Yani belin inceltilmesi, kalça bölgesindeki yağlı yine alanın... Yine dondurarak mı hocam? Isıtılarak. Bu sefer ısıtılarak. Isıtılarak. Bambaşka bir teknoloji. Bu yeni ve daha hızlı cevap verebilen bir teknoloji. Çünkü bu tür zayıflamalardan sonra karşımıza başka bir sorun da çıkıyor. Evet, yağ gitti ama sarkan bir cilt geldi. Evet, derideki deformasyon geldi. Evet, bu gibi durumlar için ısı etkisi yaratan radyo frekans teknolojilerini kullanıyoruz. Radyo frekans günümüzde birçok yerde kullanılıyor. Ameliyatlardan tutun da fizik tedavide radyo frekans denildiğinde. Radyo frekans bir enerji türüdür. Lazer enerjisi, ultrason enerjisi, ses dalgasıyla yapılan radyo frekans enerjisi dokunun derinliklerinde ayarlanılabilen bir teknolojidir. Ne kadar derinliğe inmek istiyor isek o kadar derinlikleri ayarlayabiliyoruz. Ne kadar yüksek enerji istiyorsak onu da ayarlayabiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Evet, bu bize yağ dokusunun ısıyla hasarlanmasını sağlıyor. Ancak ısıyla hasarlanmak demek yanmak demek. Yakmak. Biz kimseyi yakmıyoruz. Kişi ne hissediyor o arada bu işlemi? Hafif bir ısınma hissediyor. Yalnız buradaki ısı, hepimiz biliriz de nezle grip olduğumuz zaman ateşimiz yükselir. 37 derece, 38 derece, 39 derece, en fazla 41 derecedir. 42-43 derecelere gelinildiğinde hasar başlar. Biz dokuları 70-80 derecelerde ısıtmıyoruz. Yağ dokusunu belirli bir derinlikteyken 43-44 derecelere kadar en fazla çıkartıyoruz. Yağ dokusunda ısıyla bir hasarlanma etkisi yaratıyoruz, orada bırakıyoruz.
Gerisini vücut kendi sistemini... Herkes için uygun mudur bu teknolojiler? Herkes için uygundur. Ancak eğer geçirilmiş implant tedavileri varsa, vücudunda kırıklardan kaynaklı böbrek taşı varsa... dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, bazı hastalıklar, doku rahatsızlıkları, immün sistemi ilgilendiren rahatsızlıklar varsa... tabii varisler gibi dolaşım sistemini zorlayan, dolaşım sistemine parçalayıp atmak istediğimiz bu yapıları zorlanacaksak bu gibi durumlarda uygulamıyoruz. Ama dondurarak zayıflama teknikleri, ısıtarak zayıflama teknikleri son derece güzel sonuçlar veriyor. Güncel zayıflama teknikleri bunlar. Biz buna prime incelemeler, prime yayıncı mantığıyla prime time'da yayınlanan evet. programlar gibi prime inceleme diyebiliyorum. Peki hocam, şimdi tabii bu teknolojilerde gelişiyor. Zayıflama anlamında da hanımlara da beylere de ciddi anlamda desteği ve takviyesi var ama ben bu teknolojilerden faydalanıyorum. Ne istersem yerim, içerim de dememek lazım, tabii öyle değil ki, mi? Tabii ki. Burası çok önemli. Belirli bir beslenme düzeniyle birlikte yapıldığı takdirde son derece yüz güldürücü. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümünde efendim zayıflama teknolojilerini konuştuk ve süremizin de artık sonuna geldik, veda etme zamanı. Bugünlük de bu kadar sevgili inşallah. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.